başladı. Avukat Eren Keskin'le birlikteyiz. Avukat Eren Keskin 90'lardan bugüne hem insan hakları hem de özelde kadın hakları savunuculuğunda kıymetli deneyim ve birikimleri olan, farklı kesimlerin özgürlük mücadelesinde yer alan bir avukattır. Faili meçhul davalarda yaptığı avukatlıklar ve Cumartesi insanları mücadelesine desteğiyle de biliniyor. Kamuoyuna mal olan NÇ davasının tüm hukuk süreçlerini yürütmüş, gözaltında tacize karşı hukuk bürosu ile devlet kaynaklı cinsel şiddet vakalarını görünür kılmış bir isimdir. Eren Hanım bu yıl 8 Mart'ta kadınlar içinde bulunduğumuz tüm baskı ve korku iklimine rağmen 8 Mart'ı büyük bir coşkuyla kutladılar. Daha sonra bu coşku Nevroz'a da yansıdı. Belki de ilk kez kadın hareketi Kürt hareketine bu kadar yaklaştı ya da sizce yaklaştı mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok totaliter bir sistem sahibi ve bu total yapı halkı da aslında devlete benzetmiş. Yani resmi ideolojiyi çok fazla içselleştirmiş insanlar. Bu doğal olarak kadınları da tabii ki etkilemiş. Yani hiçbir zaman ben Türkiye'deki kadın mücadelesinin önemini bir tarafa koymuyorum ama Kürt mücadelesiyle kadın mücadelesinin hala istenildiği kadar yan yana olduğuna da inanmıyorum açıkçası. Fakat bunu söylerken de şunun açıkça altını çizmek gerekir. Ben Türkiye'de yerleşik olan resmi ideolojiye karşı, çünkü bu ideoloji son derece militer, feodal ve erkek egemen. Buna karşı en büyük mücadeleyi verecek olanın da yine kadınlar, vicdani retçiler ve eşcinseller olacağını düşünüyorum. Çünkü esas kalıbın içine sokulmak ve o kalıbı kabul etmeyen kesim bunlar. Ve bu nedenle de kadın mücadelesini tüm mücadele biçimlerinden, alanlarından daha fazla önemsiyorum. Bugün, bu yıl 8 Mart'ta olan bu toplu bir aradalığın da son derece umut verici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sene biz diğer önceki yıllardan çok farklı bir süreç yaşıyoruz. Bir olağanüstü hal rejimi içindeyiz. Daha önce uygulanmayan başka baskı biçimleri var. Örneğin ekonomik şiddet gibi, insanlar işten atılıyorlar. En küçük bir sözü nedeniyle cezaevlerine giriyorlar. Büyük bir baskı ortamı var ve böylesine bir ortamda bu kadar kadının bir araya gelerek ve tüm ezilenlere selam vererek verdikleri bu büyük yürüyüşün, yaptıkları büyük yürüyüşün son derece etkili ve önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak dayanışma yeterli mi? Yani her iki ezilen kesimin dayanışması yeterli mi? Henüz yeterli değil diye düşünüyorum. Siz çok uzun süredir insan hakları mücadelesi içindesiniz. Özellikle de kadınların yaşadığı polis ve devlet şiddetiyle mücadele ettiniz. AKP döneminde bu son iki yılı bundan farklı değerlendirerek ya da ayrı tutarak insan hakları ihlalleri ve özellikle kadınlara etkisi konusunda özellikle bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi bir kere ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğundan bu yana, ki ardında bir soykırımı bırakarak kurulmuş, zaten her türlü farklı fikre karşı şiddet uygulayan bir ana yapıya sahip. O nedenle şiddetin zaman zaman biçimleri değişti. Böylesine militer ve feodal bir şiddet kullanan, böylesine erkek egemen bir devletin her dönem şiddet uyguladığını bir kere söylemek gerekiyor. Yani bunun AKP ile dönem dönem fazlalaştığı tabii ki doğrudur. Ama önceki devleti aklamayı da getirecek hiçbir söylemde bulunmak istemiyorum. Çünkü bu devlet her zaman muhaliflere karşı şiddet uyguladı ve en çok da kadınlara karşı şiddet uyguladı. Çünkü bizim coğrafyamızda bir savaş devam ediyor ve bu savaşın da tüm savaşlarda olduğu gibi en büyük mağduru kadınlar. Çünkü her savaşta olduğu gibi bir savaş ganimeti olarak görüldüler ve cinsel saldırılara maruz kaldılar. Ha şimdi AKP döneminde yükselen şu. Şimdi resmi ideolojinin bir ne diyoruz? Türk-İslam sentezi. Türk tarafı ve İslam tarafı büyük bir uzlaşmaya gittiler. Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra. Bu müthiş uzlaşma, aralarında kurdukları müthiş uzlaşma
bu Türk İslam sentezci yapıyı çok daha saldırgan hale getirdi. O nedenle özellikle AKP'nin son dönemlerinde kadınlara ve her kesime karşı yaşadığımız şiddetin ben bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu uzlaşmanın ben çok süreceğine de inanmıyorum. Onu da açık söyleyeyim. Yani ben bu Türk İslam sentezci resmi ideolojinin her zaman Türk tarafının, milliyetçi tarafının daha güçlü olduğuna inanmışımdır. Bilmiyorum. Yani öngörüde bulunamayacağımız bir süreç yaşıyoruz. Ama kadınlar açısından baktığımızda tabii ki kadına yönelik şiddette bir artış görüyoruz. Kadın cinayetlerinde artış görüyoruz. Çünkü bu doğal yapının içselleştirilmesi için her şeyi kullanıyorlar. Her alanı kullanıyorlar. Futbol, diziler, her şeyi kullanıyor ve bu topluma ve kadınlara bir şiddet olarak yansıyor. Peki 7 Haziran sonrası savaş, daha sonra o halle birlikte her anlamda insan hakları ihlalleri arttı. İfade özgürlüğü kısıtlandı, tutuklamalar ve cezaevlerindeki hak ihlalleri had safhadı. Tabii doğal olarak biraz önce bahsettiğiniz gibi kadınlar da bunlardan belki de erkeklerden daha fazla etkileniyorlar. Bunun dışında o halde bütün bu söylediklerimizin dışında kadınları daha ilaveten etkilediği başka bir şeyler var mıdır? Aslında olağanüstü hal ve getirdiği baskılar yaşamımızın her alanına müdahale ediyor. Yani bundan da en çok tabii ki kadınlar mağdur oluyorlar. Bir kere çok sayıda kadın cezaevinde. Cezaevindeki koşullar son derece kötü ve bugüne kadar uygulanmayan bir yöntem uygulanıyor şu anda. Cezaevlerinde koğuşlara, hücrelere kameralar yerleştirilmiş durumda. Kadınlar özel ihtiyaçlarını karşılarken dahi gözlendikleri duygusuyla yaşıyorlar ve bu son derece rahatsız edici, korkutucu. İşkence çok yoğun biçimde uygulanıyor ve cinsel işkence çok yoğun biçimde uygulanıyor kadınlara ve erkeklere karşı, ama kadınlara karşı biraz daha fazla tabii ki uygulanıyor. Yine çok sayıda kadın işten atıldı, ekonomik şiddet altındalar, evlerine ekmek götüremeyecek durumda binlerce kadın var. Düşünce ve ifade özgürlüğü alanında da büyük hak ihlalleri yaşıyoruz. Yine birçok insan sadece devletten farklı düşündükleri için şu anda cezaevlerindeler. Yani dediğim gibi mesela 90'larla karşılaştırdığımda 90'larda da çok büyük hak ihlalleri yaşanıyordu. Fakat o günden bugüne farklı olan şu. Çok büyük hak ihlalleri yaşanıyordu. İşte gözaltında kayıplar, kontrgerilla cinayetleri, ama yine de hukuken biraz daha serbest başvuru imkanlarımız vardı. Bugün o imkanlarımız da bütünüyle elimizden alınmış durumda. Yani yargı bütünüyle bağımlı. Bakın geçtiğimiz birkaç gün içinde 21 kişinin bir ağır ceza mahkemesi 21 kişinin tahliyesine karar verdi. Ertesi günü hakimler görevden alındılar. Şimdi böyle bir ortamda, yargının bu kadar baskı altında olduğu bir ortamda hiç kimsenin artık adalet bekleme umudu kalmadı. Ben bu umutsuzluğun son derece kötü olduğunu düşünüyorum. Ben mesela dün Cumhurbaşkanı'na hakaretten Özgür Gündem'deki yazmadığım yazılardan, Özgür Gündem'in genel yayın yönetmeni olduğum gerekçesiyle 78 bin lira para cezası almış durumdayım. Ve 140 tane dava var hakkımda. Yani en fazla 2-3 ay sonra belki bir daha çıkmamacasına cezaevine gireceğim. Benim gibi başka arkadaşlarım da var. Şu anda cezaevinde olan gazeteciler var. Yani aslında bu kadar sanıyorum kendimizi umutsuz hissettiğimiz başka bir süreç yaşamamıştık. Ama yine de ben 16 Nisan'la birlikte bir umudun belireceğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Ben bütün varlığımla 16 Nisan'da hayır çıkacağına inanıyorum ve bu bizim için yeni bir mücadele süreci başlatacak, buna inanıyorum. Yani referandumda insan hakları çerçevesinde insan hakları savunucuları için olumlu gelişmeler beklediğinizi mi şimdi umutsuz, düşünebilirim? Umutsuz yaşamak mümkün değil. Yani şu anda beni ve benim gibi düşünenleri eminim umutlandıracak tek şey referandumda hayır çıkması. Ama bu şu demek değil. Ben eski devletin ne kadar büyük suçları olduğunu biliyorum. Yani bu meclisin
nasıl siyasi suçların üzerini kapattığını çok iyi biliyorum. Bu eski meclisi, eski devleti savunmak anlamına değil. Ama biz eski devlete karşı mücadele yöntemlerini en azından öğrenmiş durumdayız. Ama şimdi tamamen belirsiz. Mücadele yöntemleri kalmamış bir sisteme doğru bizi götürmek istiyorlar. O nedenle hayırın çıkmasını çok önemsiyorum ve hayır çıkacağına da inanıyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyoruz o halde.